Evet hanımlar, hırkamızın ikinci bölümüyle tekrardan merhaba diyelim. Beden kısmını tamamladım. Alt kısmında sadece lastik detayımız kaldı. Şimdi genişlik olarak, boyut olarak vereceğim. Onun öncesinde hemen şöyle tığım ne tarafta? Evet, şöyle alıp bakın. Burada sıralarımı ben üçer sıra yaptım. Yani sarıyı başladım. 3 sıra sarı, 3 sıra krem, 3 sıra yeşil şeklinde tekrar ederek ilerledim. Buradaki sıra sayılarını daha uzun tutabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Sadece her renkten birer parça koyabilirsiniz. Buradaki renk dizilimi size ait. Yukarıda da aynısını söylemiştim. Bu şekilde yaptım. Benim hoşuma gitti. İçmesinden bir görüntü oluştu. Sıra sayısı ne kadar sıklaşırsa şuradaki geçiş renkleri o kadar sıkı olur. Bunu düşünerek istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Bunu belirttikten sonra hemen mezuramı alacağım. Şöyle kol altlarından bakın şuralar. Ölçüyorum 28 santim. Bir yaş için olacak tam. Ortalama bir yaş ölçüsü zaten bebeğin gelişimine göre değişmekle birlikte 6 aydan sonra giyilmeye başlanır. 1,5 yaşına kadar ortalama giyilebilir bu ölçülerde. 2 yaş içinde başlarken yaka kısmından yine aynı sayıda başlayabilirsiniz. Orada İsterseniz şuradaki bakın artırmaları bir tanesini çift bir tanesini tek yaparak aynı şekilde 2 yaşa da uyarlayabilirsiniz. Roba kısmını arka beden ölçüsünü ona göre ayarlayarak. Hemen şuraya bakacağım tekrar boyut olarak bakın. Kol evine kadar uzunluğa hemen şuradan bir bakalım. Ölçümüzden 12 ay için kol evine kadar 21-22 santim. Şöyle koyalım. 21-22 santim şöyle olacak. Benim burada zaten kenar lastik kısmım var. Şurada yaptığım gibi 2 sıra buraya lastik gideceğim. 2 ya da 3 boyutu tamamlayana kadar fark etmez. Bu şekilde 19-20 santime yakın zaten 21-22 santimi bulacak kenar lastiği ile birlikte. Şimdi gitmedim. Şimdi modelimi bitirdim ve bıraktım. Neden gitmedim? Çünkü şu kenar kısımlarında şimdi lastik detayını yapacağız. Ayrı ayrı yapmak istemediğim için bütünce yapacağım hanımlar. Şuradan başlayacağım. Alt kısmını tamamladıktan sonra karşı tarafı da yapacağım. Yaka kısmının oradan tekrar döneceğim ve burada tekrar bitireceğim. İki sırayı bu şekilde tamamlamış olacağız birlikte. Şimdi ben sarı ipimle başladığım için kenar kısmında sarı olsun istiyorum. Ona göre sarı ipimi alarak başlayacağım. Şöyle yakanın kenarındaki ilk trabzanın oradan tığımı geçirip ipimi buradan sabitleyeceğim. Kenar kısımlarında 2 sıra yeterli benim için. Zaten üçlü trabzan falan da yapmayacağım. Daha kısa tutacağım. Tek seferde çekeceğim. Çünkü ben ön kısmını fermuarlı yapmayı istiyorum. Eğer fermuarlı yapmaz da düğmeli yapmak isterseniz daha öncesinde yaptığımız hırkalarda düğme iliğini bu şekilde trabzan kenarına nasıl koyuyoruz kenar kısmını yaparken videolarımız var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Değilse de siz de eğer fermuar kullanacaksanız da zaten sadece kenar kısmını düzeltmek, buradaki görüntüyü güzelleştirmek ve fermuarı kolay dikebileceğimiz bir şekilde burayı hazırlamak için bu kenar kısmını şimdi yapacağız. Buradan ipimi sabitledim. İpi üzerine alıyorum. Hemen bulunduğum noktadan şuradaki ipimin ucunu da alayım. Oradaki görüntüyü de toparlamış olalım. Tek seferde çıkaracağım. İpi üzerine aldım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Tek seferde çıkardım. Bakın bu kenar kısmı epeyce uzun. Kenar kısmında üçlü trabzan yaptığım için şöyle göstereceğim bakın size. Ön arka yakayı birleştirdiğimde burası bu şekilde çünkü esniyor. Şimdi burayı toparlamak için buraya bir tane yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. İpinizin kalınlığına göre muhakkak değişir ama tek batarsam çok büzebilir. Onun için bir tanesine tek batacağım. Trabzanların bir tanesine çift batacağım. Buraya bir. Buraları geçerken bakın şu kenar kısımlarındaki ipleri de içlere almaya çalışıyorum ki oradaki görüntüleri düzeltelim. Hatta bu işlemi yapmadan önce şöyle çevirip bakın buradaki ipleri şöyle ara kısımlardan geçirerek buraları daha sağlam hale getirmiş olabiliriz.
Şöyle birkaç ilmeğin içinden geçirdikten sonra oradan kesebiliriz. Kenar kısımları o şekilde de temizlenecektir. Şimdi en son buraya 2 batmışım. Bir sonrakine geçiyorum. Tek battım. Bakın şurada dışarıda kalmış bir, yani bu tarafa geçmiş bir ilmek var. Onu hemen arkaya alacağım şöyle. Onları da bir taraftan toparlayarak ilerlersek sonra işimiz kolay olur. Bir tane yaptım. Buraya bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Burayı deneyin hanımlar. Elinizin durumuna göre de, ipin durumuna göre de muhakkak değişir. Ben bir tek, bir çift uygun olur diye düşündüğüm için şu anda elimdeki ipimi biliyorum. Çünkü örgümü biliyorum. Onun için bu şekilde ilerleyeceğim. Sizler bu şekilde deneyin. Baktınız, topladı. Buraya uygun hale geldi. Bu şekilde yapın. Yok toplamazsa birer defa da batılabilir ki. Benimki de çok sanki toplayacak. Şöyle bakın zaten devamında görülüyor. Şuradaki sarkmalar toparlanıp aynı renklerin hizasına gelirse toplanıyor demektir. Biraz bir ilerleyeyim ben de. Duruma göre ben de teke düşürebilirim. Yani her trabzanın içine bir tek batabilirim. Şöyle birazcık ilerleyip bakalım. İki tane buraya yaptım. Bir tane bir sonrakine. İki tane buraya yaptım. Bir tane sonrakine. Yani illa böyle yapın diye hiçbir videomda şimdiye kadar söylemedim. Yine söylemiyorum. Çünkü maksadım sadece bunu bir defalık, sadece bunu yapabilecek kadar göstermiş olmak değil. Genel olarak yani farklı modellerde de aynı işlemi uygulayabilin istiyorum. Dolayısıyla elimden geldiğince mantığını anlatmaya çalışıyorum. Neyi niye ne şekilde yaptığımı anlatmaya çalışıyorum ki sizlere daha geniş yelpazede yardımcı olabilelim diye. Hemen bir daha bakalım. Şöyle toparlanıyor mu kenar kısmımız? Evet, bakın gördüğünüz gibi sarkma azaldı. Her renk kendi karşı tarafındaki arka sıranın bölümüne denk gelen yerdeki sıralara eşleşti. Demek ki bu şekilde iyi olacak. Benimki bir tek, bir çift batarak şu kenar köşe uç kısmına kadar gelelim. Uç kısma kadar geldim. Şimdi burada en son çift batmıştım. Şu şekilde dönerek köşeye bir kere daha batıyorum tepe kısmından. Ve bu tarafa geçiş yapmış oldum. Burada şu kenarı çekelim, net görelim. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Şu kenar kısımdaki yüksek olan üstten aldığım trabzanın yine aynı şekilde alıyorum. İkili trabzan şeklinde çıkardım. Tekrar aldım. Arka kısımdan aldığım trabzanı şöyle almıştık ya, bunun tepesine batacağım bu sırada. Çünkü şuradaki görüntünün en altta oluşmasını istemiyorum. Bu şekilde aldıktan sonra yine ikili trabzanımı yaptım. Üstten aldığımı yine bu şekilde alıyorum. Yanındakini tepesine batıp normal trabzan yaparak örüyorum. Şimdi hemen şöyle hızlıca bir ilerleyip görüntüyü göstereceğim. Dediğim gibi aradaki desenlerin oluşmasını istemediğim için bakın bu şekilde lastik detayıyla ilerlemiş olacağız bu durumda. Bu arka kısmın, alt kısmın tamamını köşeye kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle köşeye yine geldim. Burayı da aynı, diğer taraf gibi aynı şekilde şuraya tekrar batarak dönüyorum. İki kez battım. Bakın şurada hafif açıklık oluştu. Şurayı normalde yaptığımız gibi değil de zincirin tepesine, zincir arasından batarak yapalım. Tığım kalın, biraz zor geçireceğim ama şöyle geçirirsek daha güzel duracak sanki. Evet, şöyle geçirdikten sonra köşeninkini bu şekilde yapmış olalım, ikili trabzanda. Sonra üzerine aldım, boşluktan iki tane tekli trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum buradan. Bir tane,
iki tane olarak aynı karşı tarafı yaptığım gibi bir çift bir tek olarak şuraya kadar yaka kısmının bitimine kadar gelelim. Evet, yakaya kadar geldim. En son şöyle boşluğa bir tane denk geldi ama burayı toparlamak için iki de gerekebilir. Şuradaki zincir ucuna muhakkak batalım. Şöyle eğer düzgün durursa tek batımla bitirmiş olacağız. Şu şekilde, evet, bu şekilde bitirdik. Burayı da tamamlamış olduk. Şimdi geriye döneceğiz. Bir, iki zincir çektim. İpi üzerine aldım. Şöyle her trabzanın tepesine yine aynı şekilde, bakın şöyle üstten iki telin içinden geçiyorum. Üçünü bir çıkarıyorum. Bu şekilde ilerleyerek devam edelim. Kenar kısmı böyle olacak. Alt lastiğinde yine lastik modelini uygulayacağız. Şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi şu alta kadar geleyim ben. Yine burayı birlikte dönelim ve alt kısmını yapalım. Köşeye geldim. Buraya geldiğimizde şu noktaya 3 defa batmıştık biliyorsunuz. Bir trabzanın tepesine 1-2 defa da içine battık. Şimdi bir defasına yaptım tek batarak. İkinciye bir battım. Ortadakine bir defa daha batıyorum. Burada dönüşü sağlamak için. Sonra trabzanın tepesine geçiş yapıyorum. Burada 2 kere battım. Eğer kasacak olursa, ipiniz biraz daha ince olursa 2 batım yetersiz gelebilir. O zaman 3 kere de batabilirsiniz ortadakine ya da işte ortadakini tek bırakıp sağına soluna 2'şer kere batabilirsiniz. Yine artırmış oluruz böylelikle. Ben bu şekilde döndüm. Burada lastiğimize devam edeceğiz. Çok pardon, konuşurken hemen karışıyor. Şimdi şu üçüncüye battıktan sonra zincirimi çekiyorum. Tekrar üçüncünün tepesine batıp bir ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Sırasıyla artık trabzanlarımdan geçiyorum böyle. Normal lastik yapacağız. Bir içten bir dıştan. Biraz öncekini trabzan tepesi olarak batmıştık. Şu alttan sardıklarımızı. Fakat burada ona gerek yok. Zaten normal lastik görüntüsü olacak. Bu şekilde ilerleyeceğim. Alt kısmını da böyle tamamlayalım. Alt kısmı tamamladıktan sonra köşeyi yine aynı şekilde ortadaki üçlünün ortasındaki trabzana çift batarak döneceğiz. Onu döndükten sonra da diğer taraf kenar kısmında aynı burası gibi her trabzanın üzerine bir tane olacak şekilde devam edip yaka kısmına kadar bitirip tamamlayıp gelelim. Ben gereksiz uzatmamak için, çünkü aynı şekilde ilerliyor, artık kapatıyorum. Tamamladığımda yine devam edeceğiz. Evet, şöyle burayı da tamamladım. Şimdi bir bakalım genel olarak. Alt kısımda sıra birazcık kısa geldi açıkçası beklediğimden. Şuradaki sarı sırası 4'tü ya, acaba ondan dolayı mı bilemiyorum ama 3 yapsam mı yapmasam mı karar veremedim. Ama şurayla da aynı boyutta olsun istemediğim için bu şekilde bırakacağım sanırım. Birazcık kararsız kaldım. Siz göz kararı burayı ayarlayabilirsiniz. Ha, bir de santim ölçüsüne bakalım. Şöyle 21-22 mi demiştik? 22 santim olmuş. Zaten öyle de olunca bırakalım. Bu kadar yeterli olsun. İpimi oradan keseceğim. Sonra kollara başlayacağız. Evet, şöyle yeşil ipimi alacağım ben. Bakın burada yine tercih size kalmış. Ben kollarını yeşil ağırlıklı yapacağım. Şimdi şuradan sonra yeşil yapacağım uzunca bir kısmını. Sonrasında bir ya da iki sıra krem rengi yaptıktan sonra kol ucunda yine sarıyı kullanacağım. Ama şuradaki desenin aynısında sıra sayısını aynı uygulayarak
Bilirsiniz buradaki tercih tamamen size kalmış. Hatta bir o şekilde bir o şekilde yaparak farklı modellerde oluşturabilirsiniz hanımlar. Şimdi şöyle kol altımızdan başlayacağız. İki tarafı da aynı yapacağız. Öncelikle ben tek tarafı anlatacağım. Size de o şekilde belirteyim. Kol altında iki tane artırma yapmıştık. Oradaki artırmalardan hemen şu şekilde ortaya gelsin, hani ara kısma gelsin istediğim için bunların sağından solundan arasından başlayabilirsiniz. Ben şöyle şu kenardan başlayacağım, arka kısma doğru gelsin istediğim için birleştirme noktaları buradan sabitleyip hemen yanındaki trabzanın alt kısmından yaptığımız gibi alarak zincirimi çekiyorum. 3 tane tekrar aldım. Bu aralarda birer tane artırma yapacağım. Şimdi şöyle şunu alttan aldım. Sonrasında bir artırma yaptım. Şunu tekrar alttan alıyorum. Buraya bir artırma daha yapıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kollar biraz daha böyle geniş olsun isterseniz yapabilirsiniz. Yok zaten şuradaki ölçümüz yeterli. Beden kısmını yeterli yaptığınız sürece aynı ölçüde olsun derseniz artırmayı yapmadan devam edebilirsiniz. Bu şekilde şimdi şuradan geçiyorum. Kaç tane trabzanımız oldu? Bir bakalım. Baştaki 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzanın üzerine. Tekrar üzerine aldım. Şu noktada bir tane yaptım. Sonrasında zaten şuradaki artırma boşluğundan bir trabzan. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Burayı normal trabzan olarak alalım. Bir sıra ikili trabzan olarak. Sonrasında modelimizi kurmaya başlayalım hemen. Kol altını düz başlamadım. Hiç problem değil. Denk geldiği şekilde ilerleteceğiz. Orayı da düz başlayıp bir sonraki sırada hani altından üstünden alabilirsiniz. Tercihe kalmış. Şuradaki görüntünün hani şu birleşimin düzgün olması için ben şu anda düz trabzan olarak burayı dolanacağım. Şurayı uzatmayayım. Bakın şuradan şöyle dolanacağım. Şuraya geldiğimde birlikte devam edelim. Bu noktaya kadar bir dolanıp geleyim hemen. Şöyle dolandım. Trabzanlarımı bitirdim. Burada yine bakın şuradaki artırmayı yaptığımız iki trabzanın orta kısmına batıyorum aynı şekilde. Şurada zaten birleştirme yaptığımız nokta var. Hemen buraya da bir tane trabzanımı yapıyorum. Sonrasında zincirin tepesinden ilmek kaydırıp sabitledikten sonra zinciri çekiyorum ve bir sonraki sıraya geçmiş olduk. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın dediğim gibi şuradaki ekstra yaptığımız ilmekler buranın rahatlamasını sağlayacak. Buradan şimdi devam edeceğim aynı şekilde. Bir alttan bir üstten trabzanlar yaparak dolanacağım. Bir sıra bu şekilde. Burası zaten şurayla aynı başladım ama düz olduğu için normal bir alt bir üst ilerliyoruz. Bir sonraki sırada modelde yaptığımız gibi üstten aldığımızı alttan, alttan aldığımızı üstten alarak devam edeceğiz ve ilerleteceğiz. Kol boyumuz ne kadarsa ki bu da yine tablomuzda mevcut. Ya da işte daha pratik geliyorsa size yaptığınız çocuğun, bebeğin yanınızdaysa kendi üzerine değilse kıyafetinin üzerine, o yaşlarda bir çocuk kıyafetinin üzerine ölçerek kol boyunu ayarlayabilirsiniz. Tabloda zaten ortalama ölçüler yazıyor. Ben şimdi bu şekilde yine dolanacağım, sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geldiğimizde bakın yan yana iki tane üstten trabzan geldiyse sayınıza göre hemen şuradan aradaki zincirden bir trabzan yapıp artırıp devam edebilirsiniz bu şekilde. Şöyle yapıp yine zincirimizi çekelim.
Bakın bundan sonra şunu yapmayalım, çok pardon, çünkü modeli koyacağız ve şurada yaptığım gibi ben üçlü trabzana geçiş yapacağım artık. Aynı şekilde olsun görüntüsü diye burada zincirimi çekiyorum ve alttan doladığım trabzanı üstten doluyorum. Bu sırada üstten doladığımı alttan doluyorum ve bundan sonrası bu şekilde ilerleyeceğiz. Zaten bundan sonra şu birleşme noktasında denk gelmeme gibi bir durum söz konusu değil. Hatta şöyle, evet tamam, orası düzeldi. Acaba dedim yanlışlık mı yaptım? Çünkü modelle alakalı değil. Şimdi bu şekilde ilerleteceğim. Alttan olanı üstten, üstten olanı alttan, dolana dolana kol boyundan yine şöyle sıra sayımızı hesaplayacağız. Neye göre hesaplayacağız? Santim ölçüsünden ya da şuradaki görüntüye göre buradaki iki sıra kadar ben kol kısmına da sarı koyacağım. Sarıdan bir önce de tek sıra koymayı planlıyorum ama bakalım orada düşüncem ne olacak ilerlediğinde. Oraya kadar yeşille geleceğim. Tamamen atıyorum. Yapacağım santim ölçüsü bu ise şu anda bilmiyorum, bakmadım. Hemen şöyle 1-1,5 santim öncesine kadar, 2 santim öncesine kadar yeşille örüp tamamlayacağım. Sonrasında diğer renklerime geçeceğim. Ve zaten buranın bitişi de kolun bitişi şurada yaptığımız gibi yine son kısmını, bilek kısmını birlikte yapar ayarlarız. Ben bilek kısmına kadar bu şekilde dolanarak örüp tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle kol ölçümü tamamlayana kadar ördüm. Kaç sıra yapmışız birlikte bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra yeşille örmüşüm. 2 sıra da kremle ördüm. Şurada yaptığımız modeldeki gibi. Yani modeli devam ettirerek ördüm. Şuradaki desenimiz çıktı. Şimdi burada sarıyı bağladım. Şöyle kol genişliği bilek genişliği ile farklı olacağı için burada lastik kısmına geçerken eksiltme yapacağız. Hemen buraya 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. İpimi üzerine aldım. Evet, orada küçük bir deneme yapıp geldikten sonra şimdi ipimi tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki altta kalan ilmekten bir tane çıkardım. Tekrar doladım. Şu üsttekinden altından dolandırarak şu şekilde yapıyorum. Tekrar yapalım, şöyle olmadı. Evet, şu ilkini çıkardıktan sonra şuradaki ikiliyi de çıkarıp bu üçünü bir topluyorum. Tekrar aldım. Boşluk kalmaması için bunu yapacağım. Diğer türlü boşluk kalıyor. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Şuradaki ilmeği aldım. İkisini bir çıkardım. Tekrar doladım. Bunu üstten aldım. Üçünü bir çıkardım. Sıradaki trabzanın tepesine batıp ikisini bir çıkardım. Sonuncu ilmek duruyor. Bir sonrakinin altından alarak geçiyorum. İkisini çıkarıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte çıkardım. Tekrar dolandırdım. Bu şekilde ilmek sayımızı azaltacağız. Sıranın sonuna geldim. Şöyle en baştaki trabzanın tepesine ilmeğimi kaydırıp sabitledikten sonra zincirimi çekiyorum. Yine sıra başında ipi üzerine aldım. Şimdi burada şu üstte kalan ilmeği yine üstte kalacak şekilde alıyorum. Trabzanımı yaptım. İpimi tekrar sardım. Bir sonraki ilmeği arkadan alacağım. Şu şekilde. Tekli trabzan, yani yine trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. Ön kısımdan bir tane alıyorum. Burada şunu alıyorum, bakın. Bir sonrakinde bunu. Bunu üstten aldım. Şimdi şunu alacağım. Yani iki ilmekte bir tanesini eksiltmiş olacağım. Şunu alıyorum. Ve hemen dibindekini alacağım. Yani şuradaki arkada kalan trabzanı bu şekilde. İki tane yan yana trabzanı üstten almış oluyoruz. Bir tanesini alttan almış oluyoruz. Bu şekilde de düşünerek ilerleyebilirsiniz. Bakıldığında da anlaşılıyor şöyle. Bir göstereceğim hemen.
Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Sıranın sonuna kadar böyle ilerleyelim. Hemen şöyle tekrar bakacağım. Bakın, iki tanesi üstte, bir tanesi altta. Şimdi bu da üstte olacak. Gayet anlaşılır şekilde sıradaki altta, dolayısıyla buradaki ilmeği alıyorum. Sonuna kadar tamamlayıp geleyim ben. Sıra sonuna kadar örüp geldim. Yine burada zincirin tepesinden ilmek kaydırıp sabitliyoruz. Sıra başına zincirimi çektim. Üste kalan trabzanımı üste kalacak şekilde, altta kalan trabzanımı altta kalacak şekilde örüp tamamlıyorum. Bu sırada ekstra bir şey yok. Yani normal düz lastik örümüne geçtik burada. Son sıramız bu şekilde tamamlayacağız ve kolu bitirmiş olacağız hanımlar. Yine burada bir kontrol edin. Yaptığınız yaş ile buradaki bilek ölçüsü genişliği uyuyor mu? Eğer daha genişse sizinki, eksiltmeyi fazla yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstereceğim. Ya da daha darsa eksiltmeyi azaltabilirsiniz. O şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Birebir aynı olmayabiliyor. Bazen kullanılan malzeme ile alakalı, elden çıkan örgü ile alakalı. Takıldığınız yerler ya da denk getiremediğiniz yerler olursa da yine yorumların altından bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, şöyle tamamladım. Oraya da iki tane zincir çektim. Birleştirdikten sonra ipimi burada keseceğim. Kestikten sonra şöyle hemen çevirelim. Buradaki ipi iç kısmına çekelim ve sabitleyelim. Onları sonra içinden temizleyeceğiz hanımlar. Evet, şöyle hemen düzeltip bir bakalım. Kolu da tamamlamış olduk. Böylelikle diğer kolu da aynı burayı yaptığımız şekilde alt kısmından başlayıp yapacağız. Ben o kolu da tamamlayacağım hemen. Burayı anlatmıyorum. Başta da söylediğim gibi buranın birebir aynısını uyguluyoruz. Çok yeni arkadaşlar, videoyu baş kısma sararak kolun başladığı noktadan tekrar izleyerek o tarafı da uygulayabilirsiniz. Evet, iki kolu da tamamladım. Geldim şöyle. Gördüğünüz gibi iki taraf da tamamdır. Şimdi ön kısmı kaldı. Burada artık düğme dikmek ya da fermuar dikmek size kalmış. Daha öncesinde dediğim gibi şu kısımları yaparken bir tanesini atlayıp iki zincir çekerek düğme iliği oluşturabilirsiniz. Bu şekilde anlamadım derseniz de aslında çok kolay anlatımla da bu şekilde, bakın. Buralarda tekli trabzan yapmıştım ya, bir tanesini tekli trabzan yapmadan yerine iki zincir çekerek bir diğerine atlayarak iliği yapabiliriz. Ya da yapamayan arkadaşlar, düğmeli yapacağım diyenler de video isteyebilirler. Yorumlardan yazarsanız size link bırakırız. Ben fermuarla yapacağım. Şöyle krem rengine uygun bir fermuarım vardı elimde. Şu şekilde kenar kısmından dikerek ister makinede ister elinizde dikebilirsiniz. Karşılıklı eşit olacak şekilde dikip fermuarı da şuradan kesip buraya dikeceğim. Dediğim gibi ister elde dikebilirsiniz, ister sonradan sağlam olsun diye makinayla da geçiş yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde dikeceğim. İki tarafı da sonrasında tamamlayacağız. Evet, şöyle dikip geldim fermuarımı da. Sadece el dikişiyle diktim kenar kısımlarından. Sabitliğe sabitliğe diktim. Sonrasında İsterseniz dikiş makinesiyle geçebilir, isterseniz de bu şekilde ince bir dikiş attıktan sonra kullanabilirsiniz. Şöyle de kapatalım, son halini görelim birlikte ve videomuzu sonlandıralım bu şekilde. Şurayı da bakın bu şekilde kesip şu son dişlerinden, sonuncu ve ikincinin arasından iyice sabitledim. Şöyle yakınlaştırayım. Buraları ince silikon detaylarıyla tamamlayacağım. Şu iplerimi tamamen kaybedeceğim. Bu şekilde son halini almış olacak hırka. İnşallah beğendiğiniz, faydalandığınız bir anlatım olur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beden ayarlama konusunda tekrar edeyim. Eğer
takıldığınız bir yer olursa, ister beden ayarlamada, ister modelin genelinde bizlere yazabilirsiniz. Yorumlar kısmından elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hanımlar, videomuzu beğenip yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Ayrıca sosyal hesaplarınızda da videomuzu paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bizlere destek olmuş olursunuz diyoruz. Bu şekilde videolarımızın devamlılığı için desteklemeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.